Herkese selamlar dostlar. 19 Aralık 2021 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda yine 9 adet mücadelem var. Videonun sonunda da 2-13'lük orandan ideal bir kombin önerisi yapacağım. Şimdiden değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Öncelikle videonun başında direkt raporlardan başlamak istiyorum. Sizlere yine bir maç skoru, derbi maçının maç skorunu sormak istiyorum. Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi ne olur arkadaşlar? Skor olarak düşünceleriniz neler? Ben de zaten maç üzerine geldiğim zaman da kendi skor düşüncemi yazacağım. Söyleyeceğim sizlere daha doğrusu. Sizler de derbi skoru ne olur şeklinde yorumlara yazarsanız. Bilenlerden 2 kişiyi yine aynı şekilde katıl Telegram gruplarımıza dahil edelim diyerekten de videonun girişini yapayım. Ve raporlarla başlayalım. Cuma gününde muazzam bir katlama yaptık. Yani akşam seansında o kadar çok seriye bağladık ki Inter, Bayern Münih maçları olsun, Lazio maçları olsun çok güzel bir seri yakaladık ve ekmeklerini yedik açıkçası. Şimdi sizlere verdiğim cuma gününden kombineye baktığımız zaman da ikili bir mücadele vermiştim ki zaten katıl Telegram grubunda da ben bu ikiliyi önerdim. Genoa'nın atacağı bir golü değerlendirdik. YouTube'da da aynı şeyi verdim. Genoa dakika 86'da attı. Zor oldu açıkçası fakat geldi, tahminimiz yanıltmadı. Inter mücadelesine de handikaplı Inter galibiyeti verdim. Toplamda 2.30-2.20'ye yakın oranı vardı bunun. İdealden kazandık. Sağda baktığınız kombinede ise editör arkadaşımız Bilal'in verdiği kombine var. O da futbol kombinesi olarak verdi. Lazio maçında o da benim biraz tersime gitti. Lazio'nun atacağı 2 golü değerlendirdi ki ideal olanı da budur ki 3-1 bitti. İkimiz de kazandık. Inter'in de ilk yarıdan gelecek galibiyetini verdi. O da 2.17 gibi orandan idealden kombineyi kazandı ve katıl Telegram grubundaki arkadaşlarımıza gayet güzel bir şekilde başarı kazanç sağladık. Ben sizlere katıl Telegram grubunun ekranını göstermek istiyorum. Yani 3 saatte bakın 3 saatte toplam Bayern Münih, Lazio, Inter maçının bitiminde verdiğimiz bu bahisler toplamda 27 kat kazandırdı. Bakın 27 kat. Şimdi sırayla göstereceğim. Bu zaten kombinemdi. Kombinemiz de aynı saatte oynandı. Kombinemiz başarılı bir şekilde geldi ki zaten YouTube'da da sizlere bu ikili kombineyi verdik. Bilal'in verdiği kombine az önce ekranda gördünüz zaten. Yine erken saat seanslarda verdik. Şimdi canlı olarak başlayalım. Bayern Münih maçını arkadaşlar ev sahibi 2.5 üst 1.65 gibi orandan idealdi. Yakaladık, değerlendirdik, geldi. Bayern Münih zaten 3-0 mı 4-0 mı ne yendi? Şimdi Lazio Genoa maçı zaten ilk yarıdan geldi. Aldık bunu, okeyiz. Burada Bayern'in ikinci golü. Maçları da izliyoruz bu arada. Hatta ben görüntüleri bile atıyorum. Bu da Bayern'in 3. günü. Leroy Sane muazzam sapladı. Ve ev 2.5 üstümüz zaten başarılı bir şekilde geldi. Ondan sonra 4-0 yendi. Bayern Münih arkadaşlar kalan süreyi kazanır şekilde önerdik. Hatta altına da yazdı ki arkadaşımız daha Lewandowski atmadı şekilde yazdı. Ve 4. golü Lewandowski attı ve Gerd Müller'in burada rekorunu kırdı arkadaşlar. Onun dışında benim verdiğim kombine geldi. Erkenden onu çekiyorum. Inter burada 3. golü atmıştı. Ben bir tane canlı bahis verdim. Inter arkadaşlar çok güzel geliyordu. Kalan süreyi 2 olarak verdim. Inter bu maçı 4-0, 5-0 kazanır şekilde düşünüyordum ki zaten 5'te bıraktı. Onu geçtim. Bayern'e kaçan Leva diye göstermişim burada. Deplasman 3.5 üstüne verdik. Tekrar dakika 76'da verdik. 60'da ben zaten verdim. Bir de dakika 76'da verdik deplasman 3.5 üstünü. O da geldi arkadaşlar. Bayern'in geldi. Inter'in de mücadelesi buradan geldi. Fazla kazandık. Fazla kazandık. Şunu da göstereyim yani. Günü de kapatalım. Toplamda verdiğimiz buradaki bahisler tam tamına 2 tane kombine canlı bahisler 3 saatte 27 katı kazandık. Bu kadar. Sözün bittiği yer. Muazzam. Şansımız da yanındaydı. Maçların ekmeğini yedik. Hemen seviyelerden bahsedeyim sizlere. Maçlara geçeceğim hemen ardına. Abone oluşunun yanında katıl var. Katıla gelmeden önce bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Katıl butonu seviyeleri Kangal Tips videosu. Telegram grubu, ana Telegram grubu. Telegram artı yüksek oran grubu. Hem ana Telegram grubuna giriyorsunuz canlı maçların olduğu. Hem de yüksek oran grubunda tekli yüksek oranlı tercihler oluyor. Oradan kombine yapmak isteyenlere kendi arasında kombine oluşturabiliyor. Telegram artı yüksek oran artı yüksek misli grubu var. Burada 100 TL'lik grubumuzda ise yüksek misli olan yani mesela pazar gününe yüksek misli kombinem var. Onu önereceğim. Güzel bir şekilde ilerleyeceğiz bakalım. Umarım güzel, başarılı bir şekilde kazanç da elde ederiz. Seviyelerimiz bundaydı. Hem kanalımıza destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanmak istiyorsanız katıl Telegram grubuna gelebilirsiniz. Atalanta Roma değil. Direkt şuradan 19'una geçelim. Fiorentina Sassuolo mücadelesiyle başlayacağız arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Fiorentina Sassuolo mücadelesinden önce videomuza pazar günü ve güzel bu performansımızdan dolayı sizden ricam artı 500'ün üzerinde like atmanızdır. Like seviyesi yüksek olduğu sürece videoların sonunda ben sizlere ideal bir kombin önermeye devam edeceğim. Değerlendirecektir herkese. Bol şanslar. Like'larınızı ekliyorum. Hatta 2 saniye bekleyelim atalım. 1 ve 2 geçelim. Şimdi ben bu mücadeleyi normalde almazdım. Normalde neden almazdım ondan bahsedeyim. Ben günün erken seans maçlarına sadece canlı olarak gitmeyi seviyorum. Günün erken seans maçları genelde patlar. Patladığı için de millet kombinesi yatar, kuponu yatar. Tekrardan kupon oluşturur, iddia kazanır, kasa kazanır. Genellikle böyle olur. Ben burada fakat her iki takımın performansını çok fazla beğendiğimden dolayı yani bir tufaya düşmeyiz diye düşünüyorum. Fiorentina'nın hücum hattı Gonzalez, Vlaovic ve Kalehon muazzam işler çıkartıyor. Arkada Torreira, Benaventura gibi isimler de çok iyi besliyor. Sassuolo'ya baktığımız zaman da onların hücum hattı son dönemlerde çok fazla iyi. Berardi, Scamacca ve Raspadori olmak üzere 3 ileride çok fazla iş yapıyor. Her iki takımda da önemli bir eksiklik yok. Ben güzel tempolu bir mücadele bekliyorum. Ondan günün ilk mücadelesi de olsa ben burada KG var tercihini, tüm dünyanın oynayacağı tercihi burada zaten bu maça KG vardır. Ben de sürü psikolojisinden gidelim, KG var tercihini alalım derdindeyim. Değerlendireceklere bol şanslar. Göztepe Karagümrük mücadelesi. Bu mücadeleyi de aldım. Bu mücadeleyi almamın sebebi Volkan Demirel'in Karagümrük'ün başına gelmesi. Volkan Demirel'e başarılar dilerim. İlk teknik adam deneyimini Karagümrük'te yaşayacak. Göztepe'de Halil Akpınar cezalı. Onun cezalı olması çok büyük etki ediyor. Ciddi anlamda etki ediyor. Fakat ben burada Göztepe'nin kendi evinde, taraftarın önünde yine de etkili olmasını bekleyeceğim burada. Yani Karagümrük'ün golünü ben kafama yazdım. Karagümrük bu Göztepe'ye gol atar. Halil olsaydı KG'miz çok daha rahat gelecekti. Fakat burada favori zaten Göztepe olarak gösterilmiş. Volkan Demirel'in ilk mücadelesi zaten. Karagümrük tarafının zaten oynadığı performans olumlu. Deplasmanlarda biraz sendeliyor. Fakat yeni teknik adamın gelmesiyle ilk mücadelesinde de gol atmasını bekliyorum açıkçası. Karagümrük'ün golünü zaten kafama yazdım. Göztepe de evinde karşılık verecektir. Ben yine bu mücadeleyi KG var olarak değerlendirdim. Onun da oranı 1.53 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar idealdir. Newcastle'la Manchester City mücadelesi. City arkadaşlar ben sürekli söylüyorum. Manchester City hatta yatırım tavsiyesi değildir. Bir tane de tavsiye vereyim sizlere. Önümüzdeki zamanlarda Manchester City'nin tokenleri var bildiğiniz üzere. İyi artış sağlayacaktır. Mutlaka Mayıs ayında mesela uçacaktır diye düşünüyorum. Fakat yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da videonun başına düşelim artık not olarak. Şimdi her neyse konumuza gelelim. City çok formda. Newcastle'da da bir kıpırdanma var da. Oyun olarak bir pozitifleşme var. Fakat yani oynadığı rakipler gerçekten üst düzeyde. Bu takım devre arasında düzelecek. Birkaç tane transfer yapacak. Kesenin ağzını açacaklar. Haberler o yönde. Hatta Hazard'ı almaya çalışıyor sanırım Newcastle. Birçok isimle ilgileniyor. Mutlaka 2-3 tane şöyle kilit isim alacaktır. Ben bu mücadele City'nin acımayacağını düşünerekten de 4-0'lık bir skor beklentim var. İlk yarıdan gelecek City galibiyeti burada. Değerlendirilebilir. İdeal olaraktan da ben Manchester City'nin oynadığı futbolu çok beğeniyorum. Son maçında zaten 7 attı. Adamlar kapalı savunmayı bile rahat bir şekilde açabiliyor. Çok usta ayaklar var. Ciddi anlamda çok usta ayaklar var. İlk yarı 2 değerlendirilir. Yüksek oran önerisi olarak sizlere şöyle bir öneri yapayım. En az 3 farklı Manchester City galibiyetinin oranı 1.88. City burada benim skor beklentim 4-0. Hatta 3.15'i de önereyim. 4-0'a göre oynayın arkadaşlar. Hatta skorunu da öneriyorum sizlere. Burada 4-0'lık skorun 7.50 gibi oranı var. Benim skor beklentim 4-0'lık bir Manchester City galibiyeti. Değerlendireceklere bol şanslar. İdealden ilk yarıyı değerlendirebilirsiniz. Wolverhampton'la Chelsea mücadelesi. Bu mücadeleyi almamın sebebi Manchester City ile Wolverhampton'ın oynadığı mücadeleyi izledim. Wolverhampton öyle bir savunma yapıyor ki. Bakın öyle bir savunma yapıyor ki aklınız hayaliniz durur. İzleyenler varsa yorumlara belirtebilir o mücadeleyi. Yani 10 kişi kaldı. 10 kişiyi kalmadan önce de çok katı savunma yapıyordu. Wolverhampton takımı maçta çok fazla korner çıktı o maçta. Bakın City tek başına 14 tane korner kullandı o mücadelede. Bakın 14 tane korner kullandı. Hatta şunu da belirteyim. Chelsea takımı City'ye göre kanatları biraz daha fazla kullanıyor. Manchester City biraz direkt kafaya sıkmaya oynuyor. Chelsea biraz daha kıvrandırıyor, acı çektiriyor. Kanatları James olsun, Alonso olsun, bu isimlerle çok fazla kullanıyor. Ben bu mücadeleyi kombinemede aldım. Wolverhampton yine burada City'nin üstüne baskı kurmayacaktır bence. Kurarsa zaten hata yapar. Yine o savunma oyununu oynayıp burada City'ye karşı direnebildiği kadar direnecektir diye düşünüyorum. Wolverhampton'da bazı eksik isimler var, devam ediyor. Deplasmanda da eksik isimler var. Onlar da mesela Lukaku'nun, Werner'in olmayışı önemli eksiklik. Çünkü hücum hattını onlar da açmakta zorlanıyor. Son maçta da yine berabere kaldılar. Ben burada yine zorlanacaklarını düşünüyorum. Ve buradan sizlere idealden 8.5 üst korneri öneriyorum. Kombinemede aldım zaten. Daha yüksek oynamak isteyenler, daha yüksek oranda isteyenler korner baremini 9.5-10.5 olaraktan da arttırabilir. Değerlendireceklere bol şanslar. Freiburg'la Leverkusen mücadelesi. Freiburg'un son maçından bahsetmek istiyorum. Union Berlin mücadelesi. Aynen. Union Berlin mücadelesi. Maç arkadaşlar 0-0 bitti. Fakat maçta Union Berlin'in 4, Freiburg takımının 3 tane kaçan net pozisyonu var. Ve bir o kadar da girmeyen net pozisyonlar var yani. Ben size o kadar söyleyeyim. Maçta çok fazla pozisyon oldu. Topun canı var derler ya, top girmek istemedi. Öyle bir durum oldu açıkçası. Freiburg mücadelesinde ben burada Freiburg'un gol atmasını bekliyorum. Hatta yararlandığım sitede de buradan Freiburg'a galip çıkarmış. Yani 2-1 gibi skorla Freiburg galip geliyor gösteriyor. Ev sahibi Freiburg'a baktığımız zaman da eksik anlamında yani çok fazla önemli bir eksikliği yok. Bazı iki tane önemli şüpheli ismi var. Deplasmanda Leverkusen takımında Diaby yok. Diaby olmasa bile Diaby sağ kanattan muazzam etkili oynuyor açıkçası. Yani çok fazla etkili. Önemli bir faktör Leverkusen adına. Fakat ileride Patrick Schick mesela son mücadelede ilk yarıda attığı bir gol vardı. Muazzam içeriye kestiler. Çat. Adam harbiden usta ayak. Bitiricilik anlamda yüksek seviyede kaliteli bir futbolcu. Fakat Leverkusen takımı da mutlaka gol atacaktır. Burada Virsi belki sağ açığa çekebilir Diaby'nin yerine. Ortaya Arangiz, Kerem Demirbay, Andrić gibi isimlerle doldurabilir diye düşünüyorum Leverkusen takımının da. Ben burada gollere yöneldim yine. Var aldım. Freiburg son maçında çok fazla pozisyona girdi, atamadı. Burada Leverkusen'e karşı gol atabilir. Dediğim gibi yararlandığım sitede Freiburg'a galip çıkarmış. Ben Leverkusen'in oyununu da beğeniyorum. Pozitif futbol oynuyor. Muhtemelen korner olur, gol olur. Eğlenceli bir mücadele olur. Ben buradan idealden KG var alırım, çıkarım. Değerlendireceklere de bol şanslar dilerim. Fenerbahçe Beşiktaş mücadelesi. Şimdi gelelim dananın kuyruğu kopsun burada. Şimdi Fenerbahçe'de bir baskı var. Bu baskı neyden var? Bu baskı kimde var? Vitor Pereira'da arkadaşlar bence büyük bir baskı var. Kendi evlerinde derbi oynayacaklar. Burada hocayla oyuncular arasında bence bir kopukluk var arkadaşlar. Ya ben öyle düşünüyorum. Oyuncular artık hocaya mı göndermeye çalışıyor yoksa İrfan Can oyundan çıkıyor, isyan ediyor. Mesut oyundan çıkıyor, isyan ediyor. Hocaya sürekli bir şeylik var. Fakat yani nasıl olacak bilmiyorum bu Fenerbahçe'nin durumu. Son haftalarda da Antep'e mağlup oldu 3-2 gibi skorla. Oyundan çıkarken de dediğim gibi oyuncular bir isyan etti. Yani garip bir maç. Bu maçta arkadaşlar Beşiktaş biraz daha rahat oynayacaktır. Pardon. Kusura bakmayın. Beşiktaş'ın burada kafa rahatlığı olarak biraz daha rahat oynayaraktan da biraz daha pozitif futbol sergilemesini bekliyorum. Fenerbahçe de burada mutlaka zaten gol bulmak için elinden geleni yapacaktır. Fakat baskılı, yani üzerindeki o baskıyı hissedecektir. Taraftarın baskısı, o Ali Koç'un gider mi gidecek mi? Saadettin Saran açıklama yapıyor. Başkan ben olacağım şekilde. Ortalık karışık yani. Ben şunu önermek istiyorum. Avrupa'dan oynayanlar bu mücadeleye kart bahsine girsin. Kart bol çıkar. 5.5, 4.5, 6.5 üstü varsa yani en idealden değerlendirebilirsiniz. Bol kart çıkacağını düşünüyorum. Onun dışında KG var'a da bekliyorum. Benim kafamdaki skor 1-1 gibi bir skor. Ben en ilk takımın atacağı bir golü bekliyorum KG var olarak. Yüksek orandan maç sonu 0. Değerlendirilebilir. Artık oranı 3 falandır. Korner de olabilir. Korneri de 8.5, 9.5 ve 8.5 en ideal oluyor. 8.5 korneri de değerlendirebilirsiniz. Fakat 1-1 skor, KG var, maç sonu 0, bir de ekstra kornerde olacağını düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Tottenham Liverpool mücadelesi. Liverpool'da son dönemde inanılmaz bir form zaten grafiği var. Durmak bilmiyor. Ciddi anlamda hani Benekli Ayhan diyor ya, durmak yok, saplamaya devam şeklinde diyor ki aynı o hesap. Liverpool attıkça atıyor. Makineye işlemeye devam ediyor Lewandowski diyerekten. Yani Liverpool durmuyor arkadaşlar. Çok güzel futbol sergiliyor. Pozitif. Son maçta da zaten ilk yarıdan Newcastle 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarı 2-1 önde kapattı. 3-1'de galip geldi. Kaçan pozisyonlar da var. 3 atılana kadar yani. Burada Tottenham'da eksikler var. Ben burada şöyle düşünüyorum. Yani Conte burada 3-4-1-2 mi oynar veya defansı biraz daha mı kalabalık tutar? Direnebildiği kadar direnecektir bence. Çünkü Liverpool olağanüstü bir şekilde ilerliyor. Fakat kazanan tarafın ben burada tekrardan söyleyeyim Liverpool olacağını düşünüyorum. Direkt taraf bahisini, direkt orandan Liverpool'un bu oranı varken, bu futbolu varken direkt taraf bahisinden 1.42 gibi orandan önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Torino ile Hellas Verona mücadelesi. Ben Torino'nun son mücadelesini izledim. Ligdeki Bologna karşısındaki son mücadelesini izledim. Cidden inanılmaz bir futbol sergiledi. Kaçan pozisyonları, isabetli şutları, topla oynamaya bakmayın eşitlenmiş de yani Torino inanılmaz bir şekilde baskılı bir futbol sergiledi. Son mücadelesinde de şunu göstereyim ben. Ah bu. Son mücadelesinde de baktığımız zaman da kupa mücadelesi oynadı hafta içinde. Kadrosunda bazı eksik isimlerle çıktı sahaya. Onu da belirteyim yani tam kadro çıkmadı Torino takımı. Zaza mesela yedek normalde. Zaza ilk 11'de başladı forvette. Burada Torino'nun son haftaki futbolunu ciddi anlamda çok fazla beğendim. Ve beni tatmin etti. Bana o güveni verdi. Kombineme de aldım o yüzden. Ben kombineme aldım bu mücadeleyi. Ben Torino'nun burada gol atmasını bekliyorum. Hellas Verona'yı zaten anlatmaya gerek yok. Son dönemlerde üzerine gelen takımlara karşı ki zaten burada Torino Hellas Verona'ya karşı üzerine gidecektir yani. Onu da belirteyim. Verona burada yine Torino'yu cezalandırılabilir. Çok fazla bir eksikliği yok. Hellas Verona takımının. Ben burada kombineme de aldığım mücadele olarak gördüğüm için 1.58 gibi orandan hiç oranına da aldanmadan KG varını aldım. Değerlendireceklere bol şanslar. Ve son mücadele Milan-Napoli mücadelesi. Şöyle söyleyeyim. Bakın benim bu sistemimde yani yararlandığım Avrupa sitesinde bu mücadeleye çıkan sonuç 0-0. Belirteyim. Benim yararlandığım sitede çıkan sonuç burada 0-0. Ben burada nasıl bir tercih yapacağım sizlere? Geçmiş yıllara da baktığımız zaman da Milan'ın kendi evindeki maçlar çok gollü geçmemiş. Yani ben son 5 maçına baktığım zaman Milan'ın kendi evinde idealden 3.5 altını öneririm. 1.33 gibi oranı var. Kafamız rahat olur ama gelmesini de bekliyorum. Çok fazla gol beklemiyorum. Tüm dünya KG yüklenecek, üst yüklenecek. Biz 3.5 altını alalım. İdealden akalım gidelim. 1.33'te oranı var. Kombinelere de ekstra ekleyebilir diyerekten düşünüyorum. Ve geçiyorum. Sizlerden ricam videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmanızdır. Ve kombin önerim ekrana gelsin. Kombin önerim arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz üzere Chelsea mücadelesi ile Torino mücadelesidir. Ben Chelsea'nin çok fazla korner kullanmasını bekliyorum. 8.5 üst korneri değerlendirdim. 1.35 gibi idealden aldım. Yanına da Torino Hellas Verona mücadelesini aldım. Torino'nun son haftaki futbolunu çok beğendim. Bologna karşısında çok fazla pozisyona girdi. Gol bulmasını muhakkak bekliyorum. Hellas Verona üstüne gelen takımlara karşı gol buluyor. Zaten maç başına 2-3 tane gol atan takımlardan bir tanesi Verona takımı. 2-13'lük orandan sizlere ideal bir öneri yaptım. Değerlendirecek tüm arkadaşlara bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.